Onun için ben buradan ısrarla savcılarımıza sesleniyorum bakınız. Sözcü Gazetesi'ni nasıl cezalandırdılar? Sözcü Gazetesi'nin FETÖ'nün bütün hamlelerinde FETÖ'nün yayın organı gibi haber yaptığı, yazarları FETÖ'cüymüş gibi yayın yaptıkları için cezalandırıldı. Ya yani organik bir bağ yok. Ama FETÖ'ye FETÖ medya üzerinden yayınlar yapıldı. FETÖ'ye medya üzerinden yapılacak en büyük hizmeti Sözcü gazetesi ya, Zaman gazetesinin yerini sanki Sözcü gazetesi aldı gibi. Sankisi ya. Sankisi yok. Ya bunun 165 sayfa bu hafta şey açıklandı. Sözcü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Ben Sözcü gazetesine sahip çıkan Meral Akşener'e Sözcü gazetesine sahip çıkan Ahmet Davutoğlu'na ve Temel Karamoğluoğlu'na sesleniyorum. Lütfen mahkemenin gerekçeli kararını okuyunuz. Kabul ediyor musunuz orada Sözcü gazetesinin FETÖ'nün bütün hamlelerinde destek vermesini? Birinci sayfadan 1 Ocak 2016 Darbeden burada gösterdik. 6,5 ay önce. 1 Ocak 2016'da ki şimdi bir tweet'i çıktı ortaya Adil Öksüz'ün aynı tarihlerde FETÖ elebaşı müjdeyi vermiş 2016 Süfyan'ın giriş yılı olacak diye. Evet, evet, Peki evet. aynı tarihlerde 1 Ocak 2016'da Sözcü Gazetesi birinci sayfadan tam sayfa bak 2016 darbe yılına Arkadaşlar bu, onu Google'dan bulsanız ha. Bulur, bulurlarsa çok güzel olur. İlk gününde darbe yılının ilk gününde bütün sayfayı kaplayan bir bulmaca var. böyle bütün sayfa ona dair. Öldürecek. Öl Recep. Şimdi bundan dolayı ceza aldı. Sözcü Gazetesi. Geçenlerde Sözcü Gazetesi'nin yazarı ki benim aklımda yalanlar uyduran bir adam. Bunu nasıl savundu biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi ki bak ama gülmeyeceksin Şeker Bey. Tamam peki tutuyorum kendimi. Çok ciddidir. dur. Tamam. Çünkü adam ciddi bir açıklama yapıyor. İnsan aklıyla alay ediyorlar. Utanma da yok, sıkılma da yok. O bulmacayı bizim gazetemizin çalışanları hazırlamadılar. O bulmacayı bir şirket hazırlıyor, gözden kaçmış. Şimdi bak. Arkadaşlar kesin bulun. Yani izleyici anlatmamız lazım bunu. Şimdi gazetecilikten geliyoruz, değil mi? En önemli sayfası gazetenin en dikkat. edilmesi sayfa. Birinci sayfa. Birinci sayfa editörü editörlerin başıdır. Şimdi birinci sayfa editörü bir bulmacayı hem de tam sayfa gazetenin birinci sayfasına koyuyor. Fakat orada bir bakışta gözüken Sayın Erdoğan'ın ölmesini isteyen ya Erdoğan'a muhalefet etmek başka şey, düşmanlık yapmak başka şey. Sözcü gazetesi Erdoğan'a muhalefet yapmadı. Sözcü gazetesi aylarca Erdoğan düşmanlığı yaptı. Kim ve nefret bir suçtur gazetecilikte, fikir ifade hürriyetinde. Kim ve nefret kustu Sözcü gazetesi. Hala bunu savunuyor Davutoğlu. Ya siz durduğunuz yerden hiç utanmıyor musunuz ya? He? Siz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıydın. Sana neler neler dedi o akademisyenler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını katlediyor dedi. Sana söyledi başbakanken. Sen şimdi kalkıyorsun o akademisyenlere sahip çıkıyorsun. Bu sözcü gazetesine sahip çıkıyorsun. Adamdaki pişkinliğe bak şirket hazırlamış da fark edememiş. Hadi de, arkadaşlar veriyor musunuz? Gözden kaçınmışlar. Attım ]lar. size. Her Attım neyse. size. Şimdi FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde daha önceki darbelerde açığa çıkmış siyasi ayakların yurtta sulh konseyi üzerinden gidilerek ortaya çıkarılması lazım. Fethullah Gülen, FETÖ elebaşı, askerlere bu darbeyi yaptırdıktan sonra kimi cumhurbaşkanı seçtirecekti? Kimi başbakan, kimi bakan? Kimler gelecekti önemli? Mesela valiliklere kimler düşünülmüştü? En azından İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlere vali olarak kimler düşünülmüştü? Belediye başkanı bu kadar senelerce 30-35 sene üzerinde çalışılmış bir darbenin bir ihanetin bir istihbaratın olması lazım. Bunun üzerinde ilk defa bu kadar net, açık, yüksek sesle sayın... Geldi. Sonunda geldi. Şimdi Bahçeli tam diyor. ekran verin de görsünler ya. Çünkü 10 dakikadır anlattığımız şeyin evet. tezahürü. Bakın alt tarafa bakın. sözcü gazetesinin 1 Ocak 2016 manşeti. Öl Recep yazıyor aşağıda. Öl Recep yazıyor. İşte Ve başka şeyler de var. Tabii tabii. Tayyip kelimesiyle, Erdoğan kelimesiyle terbiyesiz şeyler yazıyor. Evet bakın ortada var bir terbiyesiz kelimeler bazen, onu söylemiyorum. Gazetenin birinci sayfası bu. 2016 falınız diyor. 2016 falınızda darbe var demek bu arkadaş. Evet. 2016 falınızda öl Recep var. Öldürmeye çalıştılar. Şimdi bu kadar iyi. Bunu yani diyor biz gözümüzden kaçmış diyor. Ha, bu gözümüzden kaçmış diyor. Ben ne diyorum bu gözden kaçacak bir şey değil. Kör olsanız bunu parmağınızdan görürsünüz. Şimdi adam televizyonda ciddi ciddi diyor bizim gazete çalışanları diye hazırlamıyor. Arkadaşlar benim attığımı şirketi... istiyorsanız burada tam e, görsünler diye söylüyorum. Alt tarafta yazıyor. Evet. Biz bunu çerçeveye alın. Çerçeveye almışsın. alın yani. Se senin, Çerçevede de, senin çerçeveli de çerçevelisi var. Ver, verin çerçeveliyi verin arkadaşlar. Seyirci bir bakışta göremeyebilir. Pek neyse gelecek biraz. Evet. Şimdi <laughs> e, Sayın Bahçeli diyor ki ee, öyle e, komisyonla falan mecliste bu iş olmaz diyor. Hükümet yargıçların arkasında durmalı. Bu milletvekillerinin işi değil. Yargıya başvuracaksınız ve savcılar harekete geçeceksin. Bir de bu üzerinde de durmamız lazım. Vaktimiz nasıl? Vaktimiz bir 10 dakikamız kaldı. Şimdi Akşener'e de bir laf söylüyor Sayın Bahçeli. Diyor ki Yurtta Sulh Konseyi'ni dile getiren siyasiler de olmuştu. Bu Akşener biliyorsunuz. Yurtta Sulh Konseyi'ni. Yurtta Sulh Konseyi tartışıldığı dönemde bunu söyleyip ben başbakan olacağım diyeceksiniz. Akşener'e diyor. Nasıl olacaksın? 15 Temmuz günü darbe yapılmış. Seni kim başbakan yapacak? Bu suali savcının sorması lazım. Ya bak savcıların harekete geçmesi lazım. Niye bu kadar Sayın çok Akşener'e sormaları de. lazım? Yani işte Sayın Bahçeli suç duyurusunda bulunuyor. Bir siyasi çıkıp diyor ki benim ya ben başbakan olacağım diyor. Bu lafı nasıl söylüyorsun? Yani seçim yok, bir şey yok. Nasıl olacaksın? E en azından bir nasılını bize anlat. Evet, bu kavramın arkasında ne var? Bunu soracak savcılar. Hı, Neden? Ekranda şu anda. Neden sormuyor? Seni başbakan yapacak unsurları bir say bakalım. İçinde asker mi var, sivil mi var? Bu numaraları biz biliyoruz. Beyni bulun, beyin kim diyor? Sayın Bahçeli. Şimdi e, geldi mi çerçeve? Evet, çerçevede. Gözüküyor, Aşağı, değil mi? Gözüküyor. Neler? Ben okuyamıyorum buradan. Öylece yazıyor. Yukarıdakini söylemeyeceğim. Terbiyesiz bir kelime evet. yazıyor. Hemen üstünde. Ee, ama 2016 yılında Sözcü'nün manşeti buydu. Bunu savunanlar elini vicdanına koysun. Birilerine yaranmak için de bunu savunmasın. Var. Çok savunan var. Bunu yaranmak evet. için birilerine savunmayın. Şimdi kardeşim. Davutoğlu içine Davutoğlu akşener yok. buna gazetecilik diyor. Karamoğlu diyor ki ya herkes sizin yalakanız olmak zorunda mı diyor. Sayın Karamoğlu bir de buna bir şey söylesene bak. He? Yani Sözcü gazetesi yalakalı olmadığı için mi? Gerekçeli kararı okur musun lütfen? Gerekçeli kararı okur musunuz lütfen? Saçma. Şimdi Sayın Gülerce şeye geçelim mi? Nedim Şener var mı? Daha bu ekleyeceğiniz bir şey. Bahçeli ile ilgili. Varsa devam ben edelim orada. Gerekçeli karardan. Tamam, gerekçeli karardan bahsedin istiyorsan. Karamolluoğlu Davutoğlu ve Akşener için okuyorum. Tamam, olur, gerekçeli karar. Bu hafta açıklanır. Özellikle dinlesinler İstanbul gerekçeli kararı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı. 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği Özgür gazetesinin. Bu konuda yüzlerce algı içeren haberleri kamuoyuna sistematik ve sürekli içerecek şekilde duyurdu. Bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olmayacağı anlaşılmıştır. Yutturmayın bize gazetecilik diye. Bu fal gazetecilik değil. Davaya konu haber küfürlerine ve konularına yer verilen gerekçeli kararda, burası çok önemli, gazetenin 30 Mayıs 2015'te hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş olan ve tamamen FETÖ-PDY mensuplarının planlı ve organize şekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti kapsamında MIT'e ait tırların durdurulması eyleminin görüntülerini hakkında hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına rağmen Sözcü gazetesi kamuoyuna manşetten duyurdu. Gazetenin bu görüntüleri paylaşılarak FETÖ'nün oluşturmak istediği Türkiye terör örgütlerine Türkiye terör örgütlerine silah yardımı yapıyor algısına hizmet eder nitelikte oldu. Gazetecilik mi bu? Cumhuriyet Gazetesi de aynı şeyi yapmıştı. Türkiye'yi dışarıya jurnallıyorlar. Türkiye terör örgütlerine silah götürüyor. Bak işte çıktım bütün tırlarında. Bu, bunu yapıyor. Gazetenin bu görüntüleri kamuoyuna verirken de Örgütün asıl amacına hizmet eder nitelikte vatana ihanet başlığını kullandığı söylendi. Evet. Gerekçeli karar. O kadar uzun vaktimiz yok da e, sonunu söyleyeyim. Tamam. Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sürecinden başlayarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra da devam eden haberleri Sonra da hmm. devam eden haberleri bir bütün olarak incelendiğinde FETÖ silahlı terör örgütünün amaç ve ideallerine hizmet eder vaziyette olduğu görülmüştür. Peki bununla noktayı koyalım. Nedim Şener'e gidelim. Çünkü gidelim. Nedim Şener birçok kişinin tam da söylemesi içindeki sözleri söyledi Habertürk yayınında Sevilay Yılman'a karşı e, ee, helal olsun dedirten sözler söyledi. Ee, o... Şöyle diyelim Nedim Şener Hürriyet Gazetesi yazarı. Evet. Sevilay Yılman da Habertürk Gazetesi yazarı. Aynen öyle. Nedim Şener'in o sözleri gelsin. Sevilay Yılman 7 Haziran'da da oyum HDP'ye demişti. Bunun ee... içinde Sabah Gazetesi'nden gönderildi. Sabah Gazetesi'nde evet, o sonra, şimdi... evet, gönderilmişti. <laughs> bu sesler yükselmiş tabii bir tartışma ortamı var. Sevilay Yılmaz'ın bu tartışmada söyledikleri çok önemli. Zaten şeyi kızdıran da Nedim hani Şener'di o. Diyor ki şimdi 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi bak Sevilay Yılmaz söylüyor. Bu programda söylüyor. Birkaç gün önce söylüyor. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP ve Selahattin Demirtaş'ın inanılmaz bir performans sergilediğini belirterek hep kullandıkları bir argüman vardı. Biz bütün Türkiye'den oy istiyoruz ve bu argümanla yola çıkan HDP seçimlerde %14'e yakın oyla barajı geçtiler. Barajı geçtikten sonraki süreçte sonrası için bir şey demeyeceğim. Neden bir şey, Neden bir şey demiyorsun? Seni? Hayrola? Evet. Fakat gelinen noktada tiyatrodaki fotoğrafın şimdi bunu söyledikten sonra tiyatrodaki fotoğrafa geliyor. Hı. Tiyatrodaki fotoğrafın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Neyin ihtiyacı? Ya. Ya? Neyin ihtiyacı? Çözüm süreci CHP'nin üzerinden Heh. götürme gibi bir durum. O kadar kutuplaştık ki. e Kutuplaştıran onlar. Kutuplaştıran CHP. Selahattin Demirtaş. Şimdi bakınız. Selahattin Demirtaş diye HDP eş genel başkanı biri, genel başkanken PKK silahlı terör örgütü değil diyorsa bu kutuplaşma değil mi? Şimdi son artık bir iki dakikamız ama yorum sizin köşemizde evet, vardı. merak ediyorum ben de. Değil mi? Hemen okuyalım. Can Ataklı'nın bölümüyle ilgili olanları hemen okuyayım. Mesela Sadık Bağlan demiş ki... E, Can Ataklı'nın bu yorumu akıl ve mantık çerçevesinde yorumlanamaz. Çünkü zerrece aklı olan Ümmü Gülsüm kızımızın aranma sebebinin başörtüsü olmadığını anlar. Anlamamak için insanın aklını kiraya vermiş olması gerekir. E, bakalım bakalım. Buradaki inceliği göremeyen Canataklı Ataklı esas siz engellisiniz. Vatansever engelli insanlık engellisiniz demiş Murat Keser. Faik Özturan bir de tweet'i vardı. Yerli milli savunma sanayimizle ilgili. Mesela e, STK alt dire, serin rumuzu biri yazmış. SİHA bu millet için uçuyor, tank bu millet için yürüyor. Neden kendileri aleyhine yapılmış gibi rahatsızlar? E, diye sormuş. Hemen değiştiriyorum. Çok güzel. Ya bundan Yunanistan'ın rahatsız olması lazım. Biri onu söylemiş. O kişi CHP sözcüsü değil, Saliha Hanım söylemiş. Türkiye'nin savunma sanayilerine hazmedemeyen ülkelerin sözcüsü demiş. Çok da güzel söylemiş. Kenan Bey de okuyalım. İHA için motoru değil, direkt İHA'yı alsak, Almanya'dan motor yerine direkt tankı alsak problem olmazdı o zaman diyor CHP için. Ee, Faik Öztürk'e memleketinden de galiba orada mesajlar gelmiş. Faik Öztürk önce kendi memleketine hayırlı bir iş yapsın demişler.